Evet. Aha bundan daha da ince kesilmez işte. Annem beni yanlış doğurmuş. Ameliyat doktoru olacakmışım, kantinci olmuşum. Evlerinin lambaları yanıyor. Göz göz olmuş ciğerlerim kanıyor. Ne bağırıyorsun bozacı gibi kantinin ortasında? Senin yüzünden kaşarı kalın kestim ben. Sallama canım, bıçağı şeytan saplar valla. Ne şeytanıymış be? Kalın kestiysen o zaman o benim kısmetim olsun. Sen ondan bana şöyle güzel bir tost yap da yiyeyim. Parayı peşine alırım ama. Allah Allah, duyan da sanki ben hep böyle kantinden yiyip yiyip parasını ödemedim zannedecek. Al, çok şükür paramız var. Sen de amma küflü çıkıymışsın belediye. Maaşımı aldım da çok şükür. Bol paraya kavuştun yani. Keşke kavuşmaz olaydı. Keşke 5 kuruş param olmasaydı da şerefim, canım oğlum yanımda olsaydı. Hiç haberi yokmuşumduk seni çocuktan. Yok Ramazan. Bekliyorum öyle. Ama şimdi beklemekle de bulamazsın ki sen şerefini, değil mi ama? İyi de ben ne yapayım? Çaresiz kaldım. Zaten cahil kadının tekiyim. Okumam yazmam bile yok. Senin okuman yazman da yoktu değil mi? Yok. Sadece işte sayıları biliyorum, o da ona kadar. Bak şimdi ben sana söyleyeyim o zaman. Kayıp birini bulmanın en iyi yöntemi nedir? Bilmiyorum, ne? Gazeteye ilan vermek. Ne? Gazeteye ilan vermek mi? Evet. Nasıl yani, öyle olunca gazeteye ilan verince ben şerefimi bulacağım mı? Emin. Ramazan, nasıl yapacağız biz onu? Sen bana ilanın parasını ver. Bekirsin, hallederim ya. Al buradan, al istersin hepsini al. Şekerden karınca yaratan yüce Rabbim. Allah'ım ya Rabbim, çabucak ben oğluma kavuşsam. Bu ne? Al bunlar sende kalsın. Allah razı olsun senden Ramazan. Kurban olayım. Ne zaman vereceksin? Vallahi hemen veririm ben. İskerde kıdem, çayda dem diyenler alt etmiş. Çayda en önemli şey karbonat. Bir paket karbonatı çaya salladın mı çay bütün gün bitmez. Aha Ramazan, bir sürü gazete getirdim. Bul bakayım benim ilanımı. Ne ilanımış o be? Hani şerefimin kayıp ilanı, hani bir sürü para verdiydim ya. Ben çoktan verdim o ilanı. İşte göster. Benim okumam yazmam olmadığı için bulamadım. Göster hadi. Bu nereden birindedir herhalde bakalım. Hadi. Neredemiş? İşte burada. Bu mu? Evet. Vay be. Kocamanmış da. Allah senden razı olsun Ramazan kardeş. Yani böyle her yerden görünsün istedim. İyi etmişsin. De, bu ortasındaki araba resmi ne? Şöyle izah edeyim. Şimdi dedim ki ben çocuğu bulana Allah dedim böyle bir araba nasip eylesin inşallah dedim. Fotoğrafını da kudum ki hani bakan daha bir şevkle arasın çocuğu. İyi etmişsin kardeş. Gel çabuk oku bakayım ne yazıyor burada, gel. Okuyayım. Şimdi diyor ki, ben Ediye, annen olarak sevgili şerefim, her yerde seni arıyorum. Eyvallah, arıyorum. Sonra da diyor ki, bana ulaşmak istiyorsan diyor, ben Rıdvan Kanat Lisesi'nde Ademelik edeyim, oradan ulaşabilirsiniz diyor. Oradan bulurlar. Ondan sonra da işte insaniyet namına görenim duyanım falan diyor. Altta da işte adresler, telefonlar falan. İyi etmişsin. Allah tuttuğunu altın etsin. Allah ne muradın varsa versin Ramazan. Sana verdiğim paralar da helal olsun. Aslında verdiğim para o büyük ilan için yetmiyordu da hani dedim ben kıyak yapayım biraz. Şekerden karınca yaratan yüce Rabbim senin gibi böyle iyi kalpli kıyak yapan insanlardan razı olsun. Amin amin. Şerefim, hadi gözünü sevdiğim yavrum. Oku şu ilanı da koş anana gel. Hadi. Ne zaman beni görse kafasını başka yöne çeviriyor Afet Hanım. Bir de böyle benim olduğum yerden kalkıp başka yere kaçmaya çalışıyor hemen. Büyük sevgilerin hayal kırıklığı büyük kırgınlıklara sebep oluyor tabii. Yani demek ki seni çok sevmiş Bahar'cığım. Of, keşke böyle affetmeyecek kadar çok sevmeseymiş Afet Hanım. Gel. Afet öğretmenim. Bahar
öğretmenim. Şerefimin bulunması için gazeteye ilan verdim. Gazeteye ilan mı verdin? Gazeteye ilan verdim. Bakın. Nerede ilan Hediye? İşte görmüyor musunuz canım koskocaman ilanı? Biliyorum Şeref'in bu ilanı görecek, sonra da anasının kollarına koşacak. Bir şey söyleyeceğim. Benim bildiğim kadarıyla sen okuma yazma bilmiyordun değil mi? Bilmiyorum. Peki bu ilanı nasıl verdin? Yani biri yardım mı etti sana? Allah razı olsun, Ramazan yardım etti. Ramazan mı verdi bu ilanı? O verdi. Ben ona para verdim. Daha doğrusu para yetmemiş de kendi cebinden üstüne bir de para koymuş kıyak olsun diye. Allah razı olsun. Ne kadar iyi kalpli bir adammış vallahi. Ramazan çok çabuk buraya gel. Beni mi dediniz? Evet seni dedim, gel buraya. Olur geleyim. Hediye'ye ilan için aldığın parayı derhal geri iade et. Aman Afet öğretmenim, o parayı ilan için harcadı Ramazan. Ne harcadı, seni harcadı. O okuma yazma bilmemenden istifade etti senin. İlanı Ramazan vermemiş mi? Hediye bu kayıp ilanı değil, bu araba ilanı. Şimdi ben o ilanı verecektim da yani fırsat olmadı. Şimdi fırsat var, ver parayı geri. Baş üstüne. Al bu senin paran. Zaten ben istemedim, kendi zorla verdi. Bu arada ben direktörüme kahve götürmem lazım. İyi günler. Beni kandırmış mı? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Senin artık okuma yazma öğrenmen şart oldu be Hediyeciğim. Evet öğretmenim, şart oldu. Yoksa ben böyle şerefimi bulacağım diye hep şerefsizleri bulacağım.